şairlerin hatırlamaları, şiirleştirmesi de iki seçenekleri var. Biliyorsunuz bir ülkede bir resmi bellek vardır ve bazı şeyleri hatırlamamız, bazı şeyleri unutmamız istenir. Ama bir yandan da illegal bellek diye adlandırılacağımız bir bellek var. Ki bu özellikle çatışmalı ülkelerdeki, ben de böyle bir ülkeden geliyorum, Kıbrıs'tan. İki slogan vardır her iki tarafta da. Unutma, densekno sloganı. Burada hatırlamamız gereken ve unutmamız gereken unutmak aslında hatırlamakla da mümkün. Yani seçici bir bellek vardır. Her hatırlama bir unutmadır aynı zamanda. Yani bazı şeyleri unutursun, bazı şeyleri hatırlarsın. Bunun dışında da belleğimiz zaten sorumludur. Yani çarpıtarak hatırlıyoruz. Her birimiz birer film yönetmeni gibiyiz. Yaşanan şeylerden bağlama uygun olarak kurgular yapıyoruz, anlatılar kuruyoruz, hikayeler kuruyoruz. Ben de şiirlerimden birinde söylediğim gibi, her hikaye yanlıştır başkasının dilinde. Bütün bunlar hem bireysel düzeyde kendi hatıralarımız, kendi anılarımız, bir kişiyle ilişkimiz, bir aşktaki ilişkimiz de geçerli. Bir de aynı şeyler de toplumsal olarak da geçerli. Yani hatırlamalarımızda bir seçicilik ve bir kurgu var. Şiirin kendisinin böyle bir direniş alanı olduğuna inandım ben ve her zaman da benim için işte özgürlük en önemli şey de hayatta, hep özgürlüğe doğru gitmek istedim. Şiirlerim de bunun için bana çok yardımcı oldular. Yani şiirde buldum bu mücadelenin yolunu diyebilirim. Yani şiirlerimle, sözcüklerimle bazı şeyleri aşabileceğimi ve onlarla bir biçimde uğraşabileceğimi inandım. Ve sonuçta bu benim hayattaki bir sorunum. Yasak olan, tabu olan, anlatılması engellenen de uğraşıyorum bir kişi olarak. Tabii şiirlerim de bu doğrultuda gidiyor böylelikle. Evet. Ben şiirlerimde iki kişinin hikayesi üzerinden gidiyorum ve bu iki kişinin hikayesi pek çok toplumsal, küresel meseleye bir model oluşturuyor. Nasıl ki Bahman dediği gibi faşizm iki kişi arasında başlar, aslında barış da iki kişi arasında başlar ve pek çok şey, vicdan meselesi, adalet meselesi gibi şiirlerimde bütün bunlar çok önemli. Bütün bunlar iki kişi arasındaki ilişkide var. Ve ben burada işte iki kişi arasındaki ilişkiyi anlatırken çoğu zaman politik alegoriler oluşturmuş oluyorum. Bunu çoğu zaman bilinçli de yapmıyorum. Yani ben böyle şiiri yazıyorum, bir aşk şiiri yazıyorum mesela ya da yalnızlık üzerine bir şiir yazıyorum. Ve o sen aslında benim hitap ettiğim birisi, içimdeki birisi. Ama okurlar bana gelip diyorlar ki, aa sen ne güzel anlatmışsın Kıbrıs'ı falan, ben de şaşıyorum. Ama sonra bakıyorum öyle de okunabilir. Ya da bir şey yazıyorum, onun Türkiye Ermenilerine dair bir şiir olduğunu düşünüyor insanlar. Ama ben onu aslında bir aşk şiiri gibi yazmışım, ama oradaki bellek meselesi, işte bu unutma, hatırlama meselesi, işte kıyım meselesi, bütün bunlar iki kişi arasındaki ilişkide de bir küçük modelini bulan şeyler olduğu için herkes onları böyle de okuyabiliyor. Ve benim şiirimin böyle bir özelliği var. Yani hem çok politik hem de çok bireysel gibi duruyor.
Ki bence özel olan politik, yani böyle bir geçiş var ikisinin arasında. Evet, ben şiirlerimde tövbeli bir masumiyet arayışı var her zaman. Çünkü dünya çok kirlenmiş. Ve bu kirlenmiş dünyaya direnmek için aslında şairler hep çocuk kalmaya çalışıyorlar. O çocukluktaki masumiyeti korumak için şiire sığındım diyebilirim ben biraz da. Ve dünyada bütün olup bitene karşı en önemli araç sözcükler, en önemli mücadele ve direniş alanı sözcükler diye düşünüyorum. Çünkü zalimler bize sözcüklerle saldırıyorlar en çok. Sözcüklerle, kavramlarla dünyayı biçimlendiriyorlar. Sözcüklerle, kavramlarla bizim zihnimize giriyorlar, bizi yönetmeye çalışıyorlar. Devletin ideolojik aygıtları meselesi aslında en çok sözcükleri kullanıyor. O yüzden de şiir masumiyetin diline ulaşabilir diye düşünüyorum. Sözcükleri kendi masumiyetlerine kavuşturabilir diye düşünüyorum. Şairler susarsa dünya batar zaten. Yani dünya batıyor bir mülteci botunda ama şairler de konuşmazsa, yazarlar da konuşmazsa, insanlar bunları protesto etmezse hiçbir şeyimiz kalmaz elimizde. Yani bütün bunlara yazabiliyorsak, bütün bu yaşanan zulmü bir biçimde sözcüklerle bir direnişe, bir direniş alanına çevirebiliyorsak o zaman bir şeyler yapabiliriz diye düşünüyorum ve sonuçta bütün bu olanlara karşı ne yapacağız ki? Hepimiz bunun bir parçasıyız. Bu zulmü görüyoruz, adaletsizliği görüyoruz. Vicdanlarımız sızlıyor. Yani şiir bellektir, vicdandır. Bütün bunların yapılması gerekir ve tabii ki pek çok şair var bu duyarlılığı gösteren, cezalandırılmasına rağmen şairler tarih boyunca zaten biliyorsunuz böyle olmuşlar, yani cezalandırılmışlar, hapislere atılmışlar. Ben özellikle Türkiye'de hayranım aslında aydınların, şairlerin, yazarların duruşuna ve dünyanın her yerinde de anlatırım bunu yani. Mesela dün Aslı Erdoğan için Çağlayan Adliyesi'ndeydik. Sabahtan akşama kadar bekledik orada ve ben orada keşke daha çok kişi olsaydı diye düşündüm ama ona rağmen de oradaki yazarlara, şairlere de hayran oldum, onların direnişine, bekleyişine, kurdukları cümlelere bu konuda hayran oldum diyebilirim. Üşümüş Kuşlar benim işte bir süreye yayılan şiirlerime, ben onu bir proje, kitap olarak geliştirmedim ama sonuçta beni yansıtan bir kitap ve ben de bütün bu şiirleri yazdığım yıllar boyunca bütün dünyanın acılarını kendime çektim ve sonuçta bunlar benim dizelerimin içine gelip yerleştiler, dünyanın acıları. Ve Üşümüş Kuşlar şöyle bir imgedir aslında. Yani kuş işte özgürlük imgesidir ama kuşlar sokaktadır. Biraz da işte kadınlar olarak biz böyle ev işlerinde de kapandığımız için o sokağa çıkmak ve sokağa katılmak, sokaktaki direnişe katılmak benim için bir biçimde bir kimlik, bir varoluş meselesi ama sokakta çok üşüten bir yer. Yani kamusal alan, politik alan çok da üşüten bir yer ve
orada da zulüm var, orada öldürülen insanlar var. Biraz da bunu anlatan bir imge. Buradan da hani herhalde o isme biraz da varmışımdır diye düşünüyorum. Ben gençliğe çok fazla inanıyorum. Hem Türkiye'de tabii Gezi'de bulundum ve orada gençlerin gücünü, onların yaratıcılığını, onların enerjisini gördüm. Ayrıca bir oğlum var, onun arkadaşları var ve çok fazla gençlerle bulundum hayatım boyunca. Bunun dışında da Kıbrıs'ta çok gençlik gruplarında çalıştım. Kıbrıs Türk ve Rum gençleri bir araya getirdik ve çalışmalar yaptık. Ve gençlerin ne kadar çok kendilerine dayatılan, empoze edilen görüşleri sonuçta test ederek, anlayarak, görerek birden değiştiklerini gördüm. Yani çünkü çok kötü eğitimden geçiyor gençler. Çok onları zehirliyorlar aslında bazı çevreler. Ama ne yapıyor gençler? Görüyorlar, bir şeyi görüyorlar ve fikirlerini değiştirebiliyorlar ve büyük bir tutkuyla, büyük bir enerjiyle sarılıyorlar o zaman. Her zaman umut var gençlikte diye düşünüyorum. Üşümüş kuşlar, gözlerinin bildiğini benden saklama. Kalbin mavi penceresinden bakar pervazda üşümüş kuşlar. Gülümserken dudak ucunda keder, sesinde titreşir ürperişler. Bir Desdemona mendili kapında. Seni hatırlamaz mı terk ettiğin hatıralar, sıkışmış iç sesinde öfkeli patlamalar. Ruhun kadar karanlık gecelerde, kibritçi kız son alevle yanar. Ölüm sözün içinde sessizlik ince sürgün, yasak bahçelerde fısıldar rüzgar. Bozulmuş ruhunda obur kurtlarla acının içinde büyür kötülük. Zalimle buluşur kurban. Sığındığın düşleri ordular yıkınca zafer için katıldın sen ordulara. Ya ben hala temiz miyim çocukluk kadar? Bunca yıkım içinde avuçlarımda kan, topuklarımda kirli sular.